<laughs> Bu kadar iyi olmamalıydı. Bu soruyu yanıtlamadan önce şöyle bir şöyle bir oturup bir düşünmek lazım. Olmaz, tutturamaz. Hemen bir başkasıyla diyalog. O da olmadı, hemen bir başkasıyla. Hep birlikteyiz, hep el ele dolaşıyoruz böyle markete giderken elimi bir an bırakmıyor falan. <laughs> yani bana çok yaptılar. Ben çok düştüm. Bize de biraz taktik versene. Bizim başımız kel mi? <laughs> Hayır, beni sevdiğine inanıyorum hocam. Öyle söyleme falan. <laughs> İlişkiden çıktıktan sonra ilişkin olmadan da mutlu olmanın yolları nelerdir demiş. Çok güzel bir soru bence. Bu soruyu yanıtlamadan önce şöyle bir şöyle bir oturup bir düşünmek lazım. Çünkü bazı insanlar vardır ilişkisi olmadan yaşayamazlar. Yani bir ayrılık yaşar hemen sosyal medyadan gider başkasıyla yazışmaya başlar. Olmaz tutturamaz hemen bir başkasıyla diyalog. O da olmadı hemen bir başkasıyla. Ve bir türlü o istediği ritmi bulamayınca nereye doğru gidiyor? Depresyon. Çok çok tehlikeli, çok riskli. İnsan kendisiyle mutlu olabildiği oranda, kendi başına mutluluğu yakalayabildiği oranda aslında ilişkilerinde de mutlu olabiliyor. Yani bu hiçbir zaman için değişmeyen bir aritmetik. Bunu tekrar edelim. Kendinle ne kadar barışık olabiliyorsan, kendi başına ne kadar mutlu olabiliyorsan aslında bir ilişkide de o kadar mutlu olabiliyorsun. Kendine tamir edemiyorsan, yalnızlık seni rahatsız ediyorsa, yalnızlık duygusu sende bir çeşit sıkıntı, işte bir depresyon, bir agresiflik yaratıyorsa aslında bir başka insan da seni aynı şekilde mutlu edemiyor. Dolayısıyla insanın kendiyle barışık olması çok önemli arkadaşlar. Aynaya baktığınız zaman gerçekten de özgüvenli, güçlü ve ben kendi başıma iyiyim diyebilmek çok önemli. Ayrıca önemli olmasının ötesinde bir ihtiyaç. Yalnızlık bir ihtiyaçtır. Ve şunu da söyleyeyim. Bir ilişki içinde bile yalnız olabilmek lazım. Yani bir ilişki varken aynı zamanda ya ben birkaç gün kafamı dinlemek istiyorum diyebilmek bir özgürlüktür. Sürekli yan yana mıç mıç dediğimiz hani bu ilişkilerde çok kullanılan tabiriyle hep birlikteyiz hep el ele dolaşıyoruz böyle markete giderken elimi bir an bırakmıyorum falan. Bütün bunların sağlıklı olmadığını ben size söyleyeyim. Bunun adı romantizm de değil bu kaybetme korkusu ve bu korku olası bir ayrılıkta sizleri perişan eder. Onun için kendi başına güçlü ve mutlu olmak önemli. O güzel kahkahanı hiç kaybetme demiş papatya. <laughs> Sağ, ol, teşekkür ederim. YouTube'da herhalde yani binden fazla video paylaştım ve çıktığım televizyon kanallarında, çıktığım canlı yayınlarda, kendi videolarımda her zaman için o duyguyu, o sizinle olan sinerjiyi her zaman için korumayı görev edindim. Çünkü seviyorum yani keyif verdiği için bana bu işi yapıyorum. İnsanların hayatına dokunmak mottomuz bu. Hiç tanımadığım insanların hayatına dokunmanın mutluluğudur. Dolayısıyla hayat zaten biliyorsunuz yeterince zor. Günlük hayat da zor. Kaka atmak, neşeli olmak, güzel vakit geçirmek çok önemli. Bu eğitimde beni çok mutlu eden bir şey var. Tecrübe Akademi'de bu ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitiminde insanlar zaten bu dersleri alanlardan bana gelen yorumlar da böyle şu anda. İnsanlar eğitimin çok dolu, çok yoğun, çok katmanlı olduğunu görünce, içeriklerin çok dolu olduğunu görünce kendi özel hayatlarında da aslında bir sihirli değnek gibi bir etkisi olduğunu hissetmeye başlamışlar. Hocam ben şimdi danışmanlık yapmak istiyorum ama bir de benim de bir ilişkim var diyor mesela. Ben burada anlattıklarınızı orada da deniyorum, çok başarılı sonuçlar alıyorum. Yani ilişkilere bakış açım değişti diyen insanlar var. Amacımız buydu. Yani eğitimdeki amacımız insanların hayatına dokunmaktı zaten. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada bu güzel cümle için çok teşekkür ederim. O güzel kahkahanı hiç kaybetme. İnşallah hayat hepimiz için her zaman güzellikler. En başta da, en başta da sağlık getirsin. Sağlıktan sonrası halledilir. <laughs> Bana en çok gelen soru bak. Burada da yani şimdi tecrübe eğitim akademi YouTube kanalındayız ama yine aynı soru gelmiş. Sevgilin var mı? <laughs> Bize anlattığın taktikleri onda uyguladınız mı ya da o size hiç taktik uyguladı mı? Sen bu taktiklere düşüyor musun? Ya bu bana çok geliyor enteresan. Şimdi buna biraz detaylı yanıt vermek istiyorum. Çünkü şöyle. Ben bunu Instagram'da da açıkladım. Twitter'da da açıkladım. Bu eğitimlerde özellikle daha detaylı açıkladım. Bazı hiç bir yerde açıklamadığım bilgiler var eğitimler içerisinde, derslerde. Ve bir kez daha kısaca üstünden geçmek istiyorum. Benim ilişkilerde Özel hayatta bak adı üstünde özel hayat. Bu konuda birinci kuralım gizliliktir. Gizlilik çok önemli bir şey. Şimdi siz Tecrübe Eğitim Akademide bu verdiğim ilişki ve evlilik danışmanlığı eğitiminde bir şeye dikkat edeceksiniz. Diyorum ki mesleğinizde bu danışmanlık mesleğinde birinci kural gizlilik. Yani biri geliyor bana, özel hayatını anlatıyor ve yardım istiyor. Her kademeden insanla çalışıyorum. Ünlüler, toplumun farklı kesimleri, işte siyaset dünyası her kademeden insanla çalışıyorum ben. Ve bana güvenerek bir danışman olarak özel hayatlarını anlatıyorlar. Nedir burada ilk kural? Gizlilik. Anlattığı konunun benimle birlikte mezara gidecek olması. Çünkü özel hayatını anlatıyor. Peki, şimdi bir adım ötesine geçiyoruz. Burada biraz önce gösterdim bakın. Çok detaylı anlattım bu kitapta. 50 maddede sosyal medya aşıkları. Neden? Çünkü bugün ilişkiler nerede yaşanıyor? Çoğunlukla tanışmalar sosyal medyada, uygulamalarda. Bir sürü uygulama var. Arkadaşlık siteleri falan, falan falan. Hepsini anlattım. İnsanların başına gelebilecek sıkıntıları, problemleri, sosyal medyadan bile nasıl düzgün bir ilişki olabileceğini, yani bunun ihtimali var ama bazı taktikleri var. Onları da anlattım. Peki birinci kural ne? Gizlilik. Yani insanların biz mutluyuz. Biz çok mutluyuz. Aa hayatımız harika diye açık hesaplarda herkesin görebileceği şekilde herkesin bütün toplum herkes herkesimden insanın görebileceği şekilde paylaşım yapmalarını hiç bir şekilde samimi bulmuyorum. Net konuşuyorum burada. Çünkü bu kadar biz mutluyuz pozu vermenin altındaki gerçek mana nedir? Özel hayatımı bugüne kadar hiç paylaşmadım. Özel hayatımın sadece beni ilgilendirdiğini düşünüyorum. İşin komik tarafı mesela burada papatyam sevgilin var mı diye sormuş. Şöyle sorular da geliyor bana bak buraya bir ekleme yapayım daha enteresan. Hocam bu kadar işte ilişki danışmanlığı yapıyorsunuz ilişkiniz yok yani falan olmadığını nereden biliyorsun? <laughs> yani benim bir ilişkim olup olmadığını nereden biliyorsun? Ben hiç böyle bir şey açıkladım mı? Paylaşmayınca insanlarda öyle bir algı olmuş ki sen ilişkini paylaşmayınca ilişkin yok zannediyorlar çünkü her şey sosyal medya. Burada şöyle bir final vereyim. Çok benim sevdiğim sinemada çok önemli bir adam vardır Amerikan sinemasında. Denzel Washington. Oscar'lı bir oyuncudur. Çok güzel bir şey söylemiş. Üstelik ilişki danışmanı falan da değil yani. Ama adam şunu söylemiş. Sırf sosyal medyada paylaşmıyorsun diye hayatınla ilgili gelişmeler olmadığı anlamına gelmez. Tam tersine gizli yaşamayı öğrenmelisin. Bu üstadların, bu maestroların taktiğidir. Bu gerçekten yapabileceğiniz hayatınızla ilgili en zekice taktiktir. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bugüne kadar binlerce insanla çalıştım ve şunu çok gördüm. En yakınlarım yüzünden ilişkim bozuldu. Haset, kıskançlık, fesatlık, hizip, bir sürü sebeple, dedikodular sebebiyle arkadaşlarım bile ilişkilerimi bozdular diyen bir sürü insan geldi benden seans aldı. Herkese ne kadar mutlu olduğunuzu göstermek hiçbir zaman için akıllıca değildir. Bunu unutmayın. Ve şuraya da bağlayayım. İtalyanların güzel bir sözü vardı. Dikkat çeken düşman çeker. Çok fazla dikkat çekmemeye çalışın. Akıllılık buradan ileri geliyor arkadaşlar. Özel hayatımı hiçbir zaman için paylaşmam. Ve tabii ki bazıları der ki ya ilişkisi yok herhalde. Öyle düşünsünler. Ben özel hayatımı kendime göre kendi ayarımda yaşamaya devam ederim. Kimsenin haberi olmadan. Bu da benim taktiğim. Size buradan güzel bitiyor vermiş olayım. Kız arkadaşınız sizin önerdiğiniz taktikleri size uygularsa anlar mısınız? Valla ben kendi taktiklerime çok düştüm. <laughs> yani bana çok yaptılar. Ben çok düştüm. Hatta yani kız arkadaşıma şunu sorduğum da oldu. Ya bu taktikleri sen kimden alıyorsun? E senden dedi. <laughs> beni izliyor ve beni avlıyor. Gerçekten başıma geldi. Şimdi burada Yalan yok yani. Benim taktikler benim üzerimde bile etkili. <laughs> Bu kadar iyi olmamalıydı. Yani beni de tuzağa düşürmemesi gerekiyordu ama ben bir anda böyle bir karmaşa yaşadığım durumlar oldu. O kadar etkili yani. Kankadan sevgili olur mu? Ya buna şöyle bir yanıt verelim. Bu genel bir soru olduğu için. Yani tam kendisiyle ilgili sormuyor belki. Bir kavram olarak soruyor. Arkadaşlıktan sevgili olabilir ama birçok erkek bundan kaçmaya çalışır. Biz bundan kaçarız. Çünkü neden biliyor musunuz? Şöyle bir duygu vardır erkeklerde. Şöyle bir kafa yapısı vardır. Şimdi ben bu kızla çok iyi anlaşıyorum. Çok iyi bir arkadaş ve dost belki. Şimdi biz sevgililik denersek ve bunu başaramazsak bu arkadaşlığı da kaybedeceğiz. Ve gerçekten arkadaşlıktan sonra sevgili moduna geçen insanlar bunu başaramayınca ya orada bir uyumsuzluk oluyor falan. O arkadaşlık duygusu da kayboluyor. Bunu ben şeye benzetirim. Bir masada oturuyorsunuz, geniş bir yemek masasında birlikte yemek yeniyor. Bir mide bulantısı yaşadığınız zaman bir daha o masaya oturmak istemezsiniz. Yani bu tehlikeli ve riskli bir şeydir. İki tarafında gerçekten duygularının yoğun olması gerekir. Var mı örnekleri? Var. Olur mu? Olur. Ama şuna yanıt vermeye çalışıyorum. Ee, çok yakın olduğum bir erkek arkadaşım var. Duygum var, hissediyorum, onun da bana duygusu var, bakışları, hareketleri ama ilişkiden kaçıyor gibi. Neden? Adamın duygusu var ama korkuyor, arkadaşı da kaybederiz diye. Ya eskisi gibi olmayacak çünkü hiçbir şey. Eskisi gibi arkadaşça konuşamayacaksınız. O masumiyet gidecek. Çünkü aşk, işin içine aşk, duygular, arzu, tutku girdiği zaman masumiyet kalmaz. Aşk, masumiyet duygusunu ortadan kaldırır. İçinde bir masumiyet yoktur yoğundur. Çok katmanlıdır. Aşk insanı alır, duvardan duvara vurur. Çok acayip bir duygudur ve onun için Shakespeare ve insanlık tarihi boyunca her zaman aşk ölümsüzlüğünü korumaya devam etmiştir. Dolayısıyla bazı erkekler de aşktan kaçar. Yani tabanlara vurup kaçarlar ben size söyleyeyim. Sebebi budur. Duygusu olmaması değil. Online eğitiminizin ilk talebeleri olmanın heyecanındayım. Ne kadar güzel. Soru olmasa da mutluluk paylaşımı yapmak istedim canlarım ya. Papatyalarım benim için çok 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 kıymetli. Size bir bilgi vereyim bu arada. YouTube'da videolarımı paylaştığım tarihten beri ve Instagram üzerinde diğer uygulamalarda genelde değişmeyen bir oran vardı. Kadınlar %94.5, %95 erkek oranı %5 civarı. Fakat size ilginç bir bilgi vereyim, son dönemde erkekler büyük bir artışa geçti. Şu anda son verilere bakıyoruz biz sosyal medyada. Beni takip eden kadınların oranı %90, %10 erkek olmaya başladı. Bir bilgi daha vereyim. Erkeklerden yoğun bir talep geliyor. Hocam bize de biraz taktik versene. Bizim başımız kel mi? <laughs> Neden bize üvey evlat muamelesi yapıyorsun diyen bir sürü adam var. Ve dolayısıyla erkeklerinde yoğun bir video talebi var. Ben papatyalarımın yanındayım. En başından beri söyledim bunu. Erkekler de aslında benim videolarımı izleseler ne, ne tüyolar var, ne taktikler var. Bir kadına nasıl davranman lazım? Nasıl onu mutlu edebilirsin? Zor değil. İnce düşünmek lazım. Sağ beyin kullanmak lazım. Bak nörolojiyi de anlattım bu derslerde, tecrübe akademide. İnsan beynini nasıl kullanır? İnsan beynindeki düşünce, analiz, yöntemleri nelerdir anlattım. Hatta şu bilgiyi de verdim. Sol beyin ve sağ beyin arasındaki korpus kalum yani aradaki kö köprüyü tıbbi tabiriyle güçlendirip sağ beyni yani yaratıcı ve ince duygusal tarafı nasıl daha fazla kullanabilirsiniz? Bunun bir yöntemi var. Bunu da anlattım. Dolayısıyla bu eğitimler çok dolu oldu ya. Devam ediyorum. İlk buluşmada nasıl davranılmalı ve karşı cinsi nasıl etkileyebiliriz? Şimdi bu bir adile sordan gelecek bir soru. Uygulamadan gelecek bir soru. Ama size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu eğitim içerisinde Tecrübe Eğitim Akademi'de bu eğitimde şunları anlattım. Bir danışan size geldi. Anlatıyor. Bu işi yapıyorsunuz diyelim. Danışan geldi. Anlatıyor. İlk buluşmasını anlatıyor. Adamla buluşmuş. Siz danışman olarak bu eğitimlerle birlikte artık o adamın nasıl birisi olduğunu o ilk görüşmedeki halinden, tavrından, beden dilinden detaylı anlattırıp hepsini analiz edebilecek durumdasınız. Çünkü beden dili, bakışlar, hareketler, kullanılmaması gereken cümleler, anahtar cümleler hepsini anlattım. Dolayısıyla rahatlıkla danışana ya burada dikkatli olalım veya evet bu doğru adamdır diyebilecek durumdasınız. Bütün analiz taktiklerini verdim. Burada bir şeyin altını çizelim arkadaşlar. Bu işi yaparken en zor tarafı nedir? Bak bunu sormamışlar. Ben şimdi bu soruyu ekleyeyim. İlişki ve evlilik danışmanlığında 12 yıldır yapıyorum. En zor tarafı nedir hocam? en zor tarafı ne biliyor musunuz? Dürüstlük. Açık ve net bir şekilde dürüst oluyorsun danışana ama herkes gerçekleri görmeye, hayatıyla ilgili gerçekleri duymaya hazır değil. Herkes buna hazır olmuyor. Gerçekleri söylediğiniz zaman bazı insanlar duygusal oldukları için, gerçekten aşık oldukları için bunu kabul etmek istemez. Objektif fikir almak istiyorum der ama bozulur, kızar, üzülür. Çünkü dışarıdan bakıyorum ben danışman olarak ve gördüklerimi ona söylüyorum. Onun hayatında dürüstçe söylüyorum. Ama bunu öğrenmeye hazır mı? Gerçekten de hayatında olan biteni dışarıdan objektif birisinden duymaya hazır mı? İşte bu ayrı bir soru işareti. Bizim işimizde en zoru budur. Ya öyle seanslarım olmuştur ki bu adamı detaylı bir analiz edelim ya sana karşı sevgisi olup olmadığını bir anlamaya çalışalım derim mesela danışana. Danışan der ki hayır beni sevdiğine inanıyorum hocam öyle söyleme falan. <laughs> yani adamı seans alıp hani bana geldi adam savunmaya başlar. Onun avukatlığını yapmaya başlar. Çünkü neden? Kafasında bu aşka bu sevdaya inanmış. Kendini bu konuda ikna etmiş. Tersini düşünmek istemiyor. Asla. Kabul etmiyor bunu. Neden? Çünkü anlattığım derslerde var. Bazen zihnimizi yani mantığı bazen de bilinçaltımızı kullanırız. Duygu odaklı oluruz. Travma odaklı oluruz. Bilinçaltımızda yatan travmalar bizi ele geçirir. İşte onları da anlattım bu eğitimlerde çok detaylı. Tecrübe Eğitim YouTube kanalında, Tecrübe Eğitim televizyonunda sizlerden gelen sorular aslında hoşuma gitti. Çünkü burada daha önce paylaşmadığım bilgileri sizlerle paylaşma imkanı buldum. Benim YouTube'daki üslubumu, anlatım tarzımı zaten biliyorsunuz papatyam. Dolayısıyla sizlerle tekrarlarız bunu. Yani siz yine Instagram'dan sorular gönderdiğinizde biz yine bu kanaldan, bu platformdan sizlerin sorularınızı yanıtlarız. Eğitimle ilgili sorularınızı sormaktan çekinmeyin. Yani her zaman için, şimdi bak bu videonun sonunda zaten bütün iletişim bilgileri, telefon numarası hepsi yer alacak. Hepsine rahatlıkla arayın. Bu eğitimle ilgili kafanıza sorular var. Sorun. Hatta önerileriniz var. Hocam bu konulara da değinir misin? O önerileri de yollayın. Yani şu da olsun eğitimde gibi. Bizim çok detaylı bir listemiz var, başlıklarımız var ama belki sizin başka talepleriniz olabilir. Onları da gönderin. Dolayısıyla eğitime onları da katarız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin Uzaktan Eğitim Merkezi